3 yıldır bu kadında herhangi bir yaşam belirtisi yok. Hiçbir en ufak iz yok. Dolayısıyla Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Gönel İlçe Emniyet Müdürlüğü artık dedi ki biz bu işe cinayet şüphesiyle yaklaşıyoruz. Dün zaten ben ilk defa açıkladım. Ekipler mezarlıkta incelemeler yaptı. İlyas'ın dün bizim yayından sonra ifadesi alındı. Dolayısıyla dedektifler titizlikle araştırıyorlar. Ama yani cinayetin üzerine de vurgu yapılmıyor. Yani yapılıyor. O dolayısıyla çünkü 3 yıldır hiç mi HES kodun olmaz, bir yere gitmezsin, aynen, paranı çekmezsin. 50 bin lira az değil, paran var. Zaten bir yere gitmiş olsan paranı alırsın sağlık yani. Sağlık problemi de vardı. Sağlık problemleri olan, gerekiyordu. Tabii. Yani. Fatma Hanım, siz ne düşünüyorsunuz kardeşinizle ilgili? Ya, Seda Alkan'la ilgili? Vallahi o gece ne olduysa onların arasında oldu. Çıktı siz gitti bu kız. Öldürülebilir. Ben ilk baştan beri İlyas'tan şüphelendim zaten. İlyas'tan şüphelendim. Evet. Yani bir bildiğin mi var abla diye sorarsan hayır, bir bildiğim yok ama onun yanından kayboldu. O gece onun yanından kayboldu. Hani annefeyle konuşmuş olabilir. O gece ben mesela biz VIP'ten konuştuk. Nasılsın falan diye yazdım ben. İyiyim abla, yatacağım dedim. Dedi geç kalmışsın dedim. İyi de dedim ama yedireceğim. Büyüğünü de lavaboya götüreceğim dedi. Yatacağım dedi. Bu Fatma kadar. Hanım, yani siz Seda'nın öldürüldüğünü düşünüyorsunuz. Ya ben en başından beri ondan şüpheleniyorum. Niye Seda öldürülmek istense? Ya bilmiyorum, onu hani bir sebebi var mı diye sorarsan bir sebebi yok ama onun yanından gitti. Başka bir yerden gitmedi yani. Sen hiç İlyas'a sordun mu? İlyas sen bir şey olduysa sen ben, yapmışsındır İlyas gibi böyle. İlyas bana o sabah beni arayıp da söylediğinde. Şüphelerini dile getirdin mi? Daha o gün söyledim ben ona. İlk gün itibariyle söyledim. Eğer dedim sen bir şey yaptıysan bu kıza, senden çıkarsa dedim hiç iyi olmaz dedim. Bak İlyas canlı yayında. İlyas'a soralım mı? Evet. Büşra'cığım hemen uzatmadan biz, İlyas sen de yayını dinliyorsun, duyuyorsun. İlyas da duyuyor. Hocam. Ama o duyamazsa evet, sen hemen. Evet dinliyorum, dinliyorum efendim. Fatma Hanım stüdyoda, Seda'nın kardeşi Fatma diyor ki ben ilk günden beri diyor dedim. İlyas'tan şüpheleniyordum, ne yalan söyleyeyim diyor. Ona da söyledim. Ona da bunu söyledim diyor. Ona bunu söylemişse ben şunu söyleyeyim. İki kere buraya Gönel'e gelmiş. Neden benim yanıma gelmemiş ve emniyete gitmemiş? Fatma, madem benden şüphelenen insan, iki kere Gönel'e gelen insan benim yanıma niye yeğenlerini görmeye veya emniyete sormaya gitmemiş kardeşine? İki kere geldim, ilkinde... Daha önce kavga et diyor ablasıyla. Yok, ben kavgamla hiç kavga etmedim. Kavga et diyor ablasıyla, evine misafir olmaya gitti. Ablası ona gitti, onunla niye öyle oldu? Ben İlk ablamla, başta bana bunun açıklamasını yapsın. Ben ablamla tartışmalı değilim, kavgalı değilim, küs değilim, bu bir. Ben ablama gittim. Bunun delilleri var, delilleri. Virüs şeyine bir yere çıkamadım. O yüzden Ya şimdi husumetleri geçelim. Bunun niye delilleri İlyas, var. İlyas neden senden şüphelenmiş Fatma? Fulya Hanım bir şey sorabilir miyim? Niye senden şüphelenmiş? Yalan söylüyor, yalan söylüyorlar. Hayır, sen ben eşine ne yapabilirsin? Sen niye işini ortadan kaldırmak isteyesin peki? Yani? Ya başka bir açıklaması yok ki. Onun yanından kayboldu. Başka yani, kimseyi başka bulamıyoruz şey ki. Hedef olarak kaybedeyim? Onlar. Hanife ve bu. Başka yok. Ben eşimi niye kaybedeyim? Bir sebebimiz yok, kavgamız yok diyor. İki çocuğumun annesi. Şimdi biriyle görüştüğünü yakaladıysan olabilir. Niye olmaz ki? Sadakatsizliğinden şüpheleniyorsanız, eşinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız ya da bir görüntü gördüyseniz telefonda. Çünkü orada kadının bir şekilde sanki korkuyla dışarı çıkmış gibi bir hali var ve sonra sanki hiç görmediğimiz şekilde geri dönmüş eve ve öfkesinin sonucunda bir şeyler olmuş olabilir. Varsayımsal konuşuyoruz ama biliyoruz ki eşlerin kıskançlık hissedebileceği ve bunun sonucunda öfkesini kontrol edemeyeceği durumlar olabiliyor. O dönemde bunlardan şüphelendiğiniz ve birçok böyle bir durumun olduğu dönem. Ben? Hocam zaten öyle sonuçta oyunda bir şeyler oluyor. Adım başı hesabını zaten kocasına veriyordu. Dışarı çıksa hesap veriyordu. Gelse hesap veriyordu. Demek ki zaten kıskanç bir adam. Kıskanç bir adam İlyas. Öyle bir şey sürekli oldu mu? Hesap veriyordu. Son dönemde bir kıskançlıkların oldu mu? Sen bir şey yakaladın mı telefonunda eşinin, Seda'nın? Dün de emniyet ifadeni de almış. Ona da değinelim sonra. Evet. Ben eşime aynen aldı. Allah razı olsun. Emniyetimiz sağ olsun. Devreye girdi savcılığımız. Şu anda jandarmamız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum buradan. Benimle ilgilendikleri için, eşimi bulmaya için, yardımcı oldukları için bütün sizin ekibinize de, jandarmaya ve emniyet ekiplerine de Allah razı olsun.
Benim yanımdalar, her zaman da yanımda olmaya devam ediyorlar inşallah. İlyas, tabii tabii, her zaman yanın, ben de buradayım. Bu olayın her zaman takipçisiyiz İlyas. Ben üç yıldan beri hiç bırakmadım. 3 yıldan beri eşimin peşinde hiç bırakmadım. Tamam. Yıllar geçse de eşimi bulana kadar bırakmayacağım. Tabii ki bırakmayalım. Orada yalan söyleyenler madem kardeşiymiş. Madem öyle diyorlar, 3 yıldan beri neredelermiş benim yanıma veya yeğenlerini niye sormamışlar, arayıp sormamışlar. İlyas. O Fatma ablasına söylüyorum. O görene 2 kere gelmiş. Emniyete gitmiş mi hiç? Madem diğer hani benden şüpheleniyor diyor ya. Eniştemin yanına kayboluyor. Başkasının yanına kaybolacak bir insan değil. Benim eşim bu. İlyas, benim sana bir şey olabilir mi? Olduğum için çıkamadın evden dışarı. Bir saniye sen Abdullah, bir saniye yalan söyleme, bir saniye benim sözüm bitmedi. Abdullah bir dakika. Bir şey demedim daha, ateşlenme, dur bakalım. Madem geldin, tamam benim yanıma gelmedin. Emniyete gittin kardeşini sormaya. Ben eniştemden şüpheleniyorum. Ben bundan şikayetçiyim, hiç emniyete gittin mi? Ben bunu sormak istiyorum Fatma Hanım'a. Madem diyor ya ben eniştemden ilk günden beri şüpheleniyorum diyor. Niye diyor sizden hiçbirisi emniyete gitmedi, bana Fatma benim yanıma cevap gelmedi versin diyor. Hızlıca cevap verin, konuyu bu taraflara da almayalım. Aile için, bana cevap versin, aynen. Aile için gelmeyebilir senin yanına. Hani rahatsız anlatabiliyor muyum? Rahatsız olduğum için evden dışarı çıkamam. Tamam gelmesin, emniyete niye gitmemiş? Emniyete niye gitmemiş? Emniyete ya, niye gitmedin Fatma? Ya rahatsız olduğum için çıkamadım dışarı, o yüzden. Ben kendi şahsım ağzıyla emniyete soruyordum. Niye kardeşini sormuyor madem o kadar benden şüpheleniyor tamam, da. Tamam, bak bu konuyu tamam, kapatacağım şey sonra lütfen. Aramak değil, aramak değil. Gönene gelmişsin, niye gitmedin? Birbirinizin niyetini sorgulayıp ya, durmayın. Konuyu saptırmayalım, evet, rica ediyorum. Evet, ben burada aile için tartışmalarınızı tamam, ben şunu dinlemek istiyorum, istemiyorum. Meselenin ha, özünden kaybolmayalım. Ben şunu sorabilirim. Adalet. İlyas sana bir şey adalete sormak güveniyorum. İnşallah eşimi sağ salim bulacağız. İnşallah. Bunların hepsi de ortaya çıkacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Devletimiz inşallah sağ olsun. İlyas ben bir şey ben sormak istiyorum güveniyorum sana. Sen hayatta olduğunu mu düşünüyorsun? Sorabilirsin. Hayatta olduğunu mu bak, düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Yalan söylemeden bak. Yalan söylemeden soruyu sor. Yok ben yalan konuşmam zaten. Siz eşinizin hayatta olduğunu mu düşünüyorsun? Ha, yalan söylemiyorsun ama dün akşamki yalanları söylüyoruz sıra sıraya. Ne yalanı söyledin? Biz dün akşam ne yalanı söyledik İlyas? Senin söylediğin cümleleri burada asettik. Seni sen söyledin. Sen konuştun. Bu zamana kadar sen bizi yönlendirdin. Senin cümlelerinde hareket ettik. Ben bu zamana kadar senin yanındaydım da. Ben iyiydim de. Neden şimdi ben başka yalanlar ortaya çıktığında senden yana olmadım da kötü oldum? Tamam ben sana bir şey demiyorum bak. Sana Abla, soruyorum sana bir şey bir saniye. Ben Abdullah'a tamam, diyorum orada. Dinle. Tamam biz yalancı olalım sen dürüst ol. Sen dürüst ol. Biz yalancı olalım sen dürüst tamam, ol. Tamam. Sen iş yerindeki... Tamam öyle ol. Sen iş yerindeki izin günün hangi gün kardeşim? Hangi gün söyle bakalım. Çalışıyorsun ya. Hangi gün izin tamam, yapıyorsun sen? Dün. Hayır normalde izin günün ne zaman? Hangi gün? Dün. Yani pazartesileri mi? Pazartesi günleri izin yapıyorsun? Dün salıydı. Dün salıydı. Yok bu dün ne? Salı mıydı? Salı günü. Salı günleri izin yapıyorsun değil mi? Sen işe evet, saat kaçta gidiyorsun? Gece 3:30'da değil mi? Değil mi? Doğru mu? Evet. Doğru mu? Neden? Şu anda öyle gidiyorum. Hayır o dönemi mi soruyorsun? 14 Şubat 2019 Perşembe günü sen... 7:30'da gidiyordum o zaman. 7:30 var diyesi. O zaman 7:30 var diyesi. O zaman 7:30 o zaman tamam. Bunu konuşmuştuk. Evet. Tamam bak bir şey söyleyeceğim. 7:30 var diyesi o tamam, zaman. Tamam arkadaşlar konuyu saptırmayalım. Önemli bir yere geldik. Gözünüzü seveyim. Tamam, vay sen beni 3 yıldır tamam, niye aramıyorsun? Vay 3 yıldır niye oraya gitmedin de sen niye gelmedin de niyet sorgulayıp da birbirinize düşmeyin. Gerek mesele, yok. Düşmüyoruz. Ay, gerek meseleden yok, çıkmayalım. Ha, tabii ki. Anlatabiliyor aynen, muyum? Tabii ki. Bak çok önemli bir yere geldi. Evet. Tek bir şey soracağım. Sen eşinin hayatta olduğunu düşünüyor musun? Ben inanıyorum şu anda. Yani ben bizim bir düşmanımız, bir kötülüğümüz, kavgalımız biri yok. Ama ben sen hayatta peki niye milletten yani öyle cinayet eşimi Fatma ablam da bilir. Olayı ben, başından ben beri ben Ayşe gözüyle Fatma görüyorum. Hanife bunların yerini biliyor. Peki 3 yıldır sanki bak 3 yıldır hiçbir yaşam ama belirtisi yok. Ama söylemiyorlar. Ama söylemiyorlar. İlyas 3 yıldır hiçbir yaşam belirtisi yok. Aynen efendim. Ben her hafta ve her gün emniyetine görüşüyorum. İlyas, yani var mı İlyas, bir ve sen de hiç peşini bırakmadım. Evet ve İlyas sen de dedin ki buraya geldiğinde ben hayatta olduğunu düşünmüyorum demiştin. Geçen hafta sen öyle söyledin. Aynen, ben ya hayatta şöyle olduğunu düşünmüyorum dedin. Benim eşim çocuklarından vazgeçmez diye biliyorum ben öyle. Çocuklarından biz vazgeçen de bir insan değil. Evet, biz ama de öyle biliyoruz.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Asla benden vazgeçse bile çocuklarına vazgeçmez. Garip garip açıklamalar var. Senin de o bakıcıyla yan yana fotoğrafların var 3 ay sonra. Onları da göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.